Bu akşam demeye o kadar alışmışım ki ben bile şaşırdım. Bugün öncelikle sabahın köründe daha yeni uyanmışım. Daha kendime bile daha tam olarak geldiğimi varsayamayacağım ama Baking the Tiger atıyor olacağız erken erişim. iki gündür oynuyordum az biraz. biraz gaza gelmiştim. İnşallah siz de gaza gelmişsinizdir. PRC videoları şu an yayında. İsterseniz YouTube'da oradan devam edebilirsiniz. Ben bugün öncelikle başlangıç olarak biraz şeyden devam edeceğim. Doğu tarafından bir ülke seçip devam edeceğim. Stropol atmıştım. Neymiş durum? Japonya ağır basmış. Tamam Japonya'dan başlayalım. Ve soracağınız her soruya oradan cevap vereceğim arkadaşlar yeni DLC ile ilgili. Merak etmeyin akşam Almanya yayınını yapacağım. Akşam toplayacağım sizi ve Almanya'yı yapacağım. Zaten Almanya en çok yapılan herkesin yaptığı. Hirohito götümüz yükse ben orospuyum demiş battal. Peki <laughs> battal. Evet Japonya gel bakalım. Emperor Showa bonusumuz var. Stability artı 60 ekliyor. Stability ne falan diye şey almayın. Hepsini açıklayacağım. Kendine ait yeni trade'leri var Japonya'nın. He, bütün yeniliklerden önce herhalde söylememiz gereken şu 5 yeni zorluk durumu. Zorluklar artık e, saldırıyı etkilemiyor arkadaşlar. Direkt fabrika ve research'ü etkileyen durumlar var. Bir de politik power'ı. O yüzden bence yeni zorluklar biraz daha güzel olmuş. Belki biraz daha tercih edilebilir olmuş. Ben normalde oynamaya devam ediyor olacağım. Akşam kaçta olacak? Akşam 7 yazdım ama 6'da da olabilir. Discord'da olun. Discord'dan duyuracağım. Facebook'tan da duyuracağım. İkisinde de duyuracağım gençler. Merak etmeyin. Şimdi bakacağım. Alman şeyini de size göstereceğim. Direkt her şeyini göstereceğim. Nereden aldın abi demiş. Almadım oğlum. Paradoks veriyor. <laughs> Merhaba DLC'nin olayı ne? Oo, oradan mı girdik? Şimdi başlangıç için öncelikle şuradan başlayalım ki kavramları önce bir söyleyeyim çünkü eee, daha iyi anlamınıza yarayacak. Unity kalktı oyundan. Unity sistemi tamamen kalktı. Artık stability ve war support var. Stability'nin durumu şu. Stability yüksek olduğu müddetçe, 50'nin üzerinde olduğu müddetçe gördüğünüz gibi factory output, ter, ee, dockyard output veriyor. Yani e, fabrika ve tersanelerde daha çok üretim yapıyorsunuz. Consumer goods'u düşürüyor. Yüzde yüz oldu mu yüzde beş kadar düşürüyor. Ve politik power ekstradan kazanıyorsunuz. Onun dışında war support. War support'un da güzel yanı şu. Savaşa olan destek. savaşı olan destek yüzde olunca şu an. Mobilization speed yüzde üç veriyor. Division attack on core territory yüzde Defense yüzde on. Yani kendi bölgemde %10 daha iyi savaşıyorum. Ee, daily comment power going gain multiplier da %50. Comment power'ımız da bu. Comment power'ın nereye, neylere yaradığını zaten göreceğiz birazdan. Dolayısıyla ona çok değinmeye gerek yok. Ee, decisions var. Decisions her ülkeye gelen genellikle jenerik şeyler çok var içinde. Merak etmeyin. Bazı şeyler ülkelere özel oluyor. Misal Japonya'nın e, gemiye mi yoksa karaya mı, orduya mı eee abancanız burada yazıyor arkadaşlar. Bakalım ee, Japon evet Hiroita demiş. <laughs> Japonya şimdi başlayalım ne özellikleri var? Bu vardı zaten işte, state shintoizm biliyorsunuz. Division Recovery veriyor ve Factor bomb vulnerability düşürüyordu. Zaibatsu'lar var. Zaibatsu'lar political power kazanmamızı etkiliyor. Şu ekonomik yasaları değiştirmemizi etkiliyor. Pahalı oluyor. Civilian ve military factory'yi daha hızlı dikiyoruz. Consumer goods factories e, arttırıyor. Air research time'ımız daha yüksek. Militarizm var. Militarizm bize war support veriyor. Onun dışında e, askeri yasayı değiştirmeyi ucuzlatıyor. Justify war golu yine erken tamamlamamızı yarıyor. Research artıyor. Civilian factory construction speed artıyor. Şu an bu arkadaşta balance'da onu ileride göreceğiz durumunun. Evet, Focus 3'e gelelim. Focus 3 bildiğiniz canavar gibi böyle baktığınız zaman ne oluyor lan burada ne dönüyor diye düşünebileceğiniz bir kısım. Ben size hemen söyleyeyim. Buradan giderseniz arkadaşlar direkt olarak komünizme geçiyorsunuz. Komünizme doğru gidiyorsunuz. Tercih edilir mi? Denenebilir. Denenebilir. Çünkü güzel şeyleri var. Bir bakalım isterseniz. Stability'yi düşürüyor. Komünizmi arttırıyor. Buradan geçebileceğiniz komünist generaller durumunuz var veya buradan devam edebilirsiniz. Japon generalleri değiştiriyorsunuz. E, Untinkable Option'ı falan şey yapıyor. Tokai'ye geçiyor e, başkentiniz falan. Faşistler sivil savaş başlatıyor. Cart, cart Yani buradan karışıyorsunuz. Direkt şeye dönüyorsunuz. Komünizme dönüyorsunuz. Ne kadar gerekli bilmiyorum. Purge the affection, Faction. Purge the Kodua Faction bildiğiniz normal Japonya oyununuzun e, temelini oluşturuyor arkadaşlar. Purge the Kodua deyip şey olarak gidebiliyorsunuz. Direkt. Çin üzerinden gidebiliyorsunuz. Bu sizin e, zaten her seferinde oynadığınız Japonya oluyor. Ama biraz daha değişmiş. Stability veriyor. Burada yine iki seçeneğiniz var. Zaybatsulara rehber ol veya li liaison konferansını gerçekleştir. Buradan Planning Skill kazanıyorsunuz. Güzel bence. Yeni liderlerinize planning skill veriyor. Devam ederseniz ya tripart, tripartite pektine giriyorsunuz. Yani Almanlarla olan pakta. Ya da kendi paktınızı kuruyorsunuz. Marco Polo Bridge Incident Pool'u biliyoruz. Secure China Çin'i almaya yönelik şeyimiz var. Ondan sonra Develop Chinese Resources o bölgede bize resource veriyor. Ortadan gittiğinizde Naval Doctrine veriyor. Daha sonrasında e, Sovyet'le beraber Non-Aggression Paktını imzalıyoruz. Filipinleri bypasslayabiliyoruz veya Filipini ele geçirebiliyoruz. Güneye saldırmaya fokus veriyor. Ve en son yine Resource Bonuslarımız var gördüğünüz gibi. E, Gayet de zaybatsuzdan gittiğiniz zaman National Mobilization Law bizi direkt war ekonomiye geçiriyor. Research Slot'umuz var. National Defense State bizi Total Mobilization'a çeviriyor. Spiritual Mobilization bize yine manpower veriyor. Warrior Spirit Kamikaze şeylerini açıyor. Ve uçak ona göre uçak açıyor. Peki bu taraf zaten dediğim gibi her zaman yaptığımız Japonya. Peki Kodoha'ları yaparsak ne oluyor? Genç ee, şeylerin subayların darbesi gerçekleşiyor. Zaibatsu'ları challenge yapıyorsunuz. Stabiliteniz %10 düşüyor. Zaibatsu'ları ee, yerini değiştirmiş oluyorsunuz. Böylelikle onların penaltısı gidiyor ve yepyeni bonuslar kazanıyorsunuz. Imperial Arsenal'ı zaten yine şey veriyor. Bu taraf ortak nokta. Yani Purge'de yaparsanız, da yaparsanız ortaya gidiyor. Kodoğullar e, şöyle bir durum var. Kodoğullar e, Shogun'u destekleyenler. Yani Shogun'luk kaldırıldıktan sonra hala da Shogun geri gelmeli, imparator geri gelmeli falan istekleri e, Kodoğullar'da var. Bir de Purge kısmı var. Purge zaten normal tarihi kısmı. Support the Kado Factions'a biraz daha değişik bir durumu oluyor. Modern Shogunate kuruyorsunuz, militarizm veriyor. War Support, Mobilization, Research Time onları etkiliyor. Ya da Showa Restorations diyor. Japon yine Japonya oluyor. <laughs> Çok ilginç bir şey var. Civil Factory Cost, Construction Speed %20 artıyor. Research Time'ı düşürüyor. Prepare for War with the Soviet Union var. Sovyetlere karşı bir savaş başlangıcınız var. London Naval Treaty ile beraber factory output'unuz artıyor, dockyard output'unuz düşüyor. Öyle bir sıkıntı var ama el aranızı iyi tutuyorsunuz. Non Aggression Pact with China var. Çin'le beraber saldırmazlık paktı yapıyorsunuz. Veya Build Up the Manchurian Army yapıyorsunuz ki burada da Manchuria'da orduyu besliyorsunuz. Create e, Manchurian Imperial Air Force, Technological Exchange, Preemptive War, direkt saldırı Sovyet'e ve German Rocketry kazanıyorsunuz. Yani bu tamamen size kalmış bir kısım ama bu kısım Rusya'ya gireceğiniz için aslında çok tercih edeceğiniz bir kısım değil gibi geliyor bana. Selamlar YouTube'da Almanya demiştin sanırım kaçırdım yoksa Japonya'dan sonra mı olacak? Almanya akşam akşam gençler akşam. Evet, strengthen civilian government. Bu da demokrasiyi getiriyor arkadaşlar. Alive with zaybatsuz yapıyorsunuz. Preemptive coup var. Yine darbe çıkıyor ülkede. Research slot'umuz var. Militarizm kazanıyorsunuz. Showa constitution'la beraber Hiroito ee, yine kalmaya devam ediyor. Burada anlaşma yapabiliyorsunuz e, İngiltere ile Pacific Guardian falan oluyor. Decision'larını açıyormuş. Decision'ları buradan bilemiyoruz tabii ki ne verecek ne gidecek. Ee, onun dışında gördüğünüz üzere hani bu taraf da çok belki tercih etmeyeceğiz ama yine de deneyebileceğiniz bir kısım. Manchurian Project, Manchurian Project e, Civilian Factory veriyor, Fort veriyor, Infrastructure veriyor. Yine Civilian Fortlar gelmiş. Biraz daha buildings vault ve military factory veriyor. Army Army Expansion love buradan bize infantry weapons supremacy of technology veriyor. Ekipman ve armor yani tank research'ü %5 azalıyor veya buradan seçerseniz askerlerinizin defansı saldırısı %10 artıyor, recovery rate'i %10 artıyor. Bence bu tarafı seçmek daha mantıklı %5 bonus için koşmaktansa. Support artileri Bicycle Battalions, bisikletli askerler. Armored Division bonusunuz var. Onun dışında burada güzel bir gemi şeyiniz var. Super Heavy Battleship modeline şey veriyor. Yamato Akar. Çünkü Supremacy of the Battle Fleet var. Yine Battleship bonusu veriyor. Gayet güzel. İnanın Almanya'da da böyle durum. İnanılmaz derecede büyük gemilere bonus vermişler. Resmen Almanya büyük gemi bassın diye. Vallahi çok güzel olmuş. Expand the SNLF, bu da yine bize Special Forces Capacity Multiplier, hemen anlatacağım, veriyor. Marine teknolojiye bonus veriyor ve buradan devam ettiğinizde uçaklarla gemiler bonus kazanıyor. Peki, Special Forces Capacity derken değiştiremiyor muyuz? Değiştiremiyoruz. Marine yapmak arkadaşlar artık eskisi gibi lap 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 diye basabileceğiniz bir şey değil. Toplam asker sayısının belli bir yüzdesi kadar özel birlik basabiliyorsunuz. Özel birlik sayısı kısıtlandırıldı. Ama şöyle bir bonus var birlikleriniz için sıcak soğuk hava iklimlerine yönelik alışma şeyi var bonus research'ı burası yeni geldi. Onun dışında özel birliklerde defense organization bonusu var burada yine buradan devam ediyor kapasitesini falan arttırabiliyorsunuz İki yoldan birini seçiyorsunuz. Buradan gittiğinizde yine sıcak soğuk iklim alışmaları daha da artıyor %50 kadar ve supply grace dediği 48 saatliğine kuşatıldığı süreçte pakıt yediği süreçte yine de suppliesız devam edebiliyor. Burada da yine aynı şekilde devam ediyor bu alt taraftan gittiğinizde daha çok basabiliyorsunuz yukarıdan gittiğinizde daha kuvvetli basabiliyorsunuz ve en sonunda special forces soft attack 5 organization 5 ve iklime şey olarak %20'er bonus yine kazanıyor. Ee, onun dışında yeni gelen araştırmalardan Söz edeceksek Industry'de artık sentetik kısmı e, Şöyle biliyorsunuz, Hem rubber olarak hem petrol olarak ikisine de ekstradan bonus verebiliyorsunuz O da bence gayet güzel olmuş ee, Japonya'nın kendi uçak tipleri vardı Diğerlerine de bu şeyler gelmiş PRC'den görebilirsiniz onların farkını Hemen araştırmalarımıza bir başlayalım ee, Takır takır konuşmaktan Yoruldum. <laughs> yani büyük oranda size ne gelmiş ne gitmiş onu göstermek için e, açıyoruz zaten. Oyuna geçsek diyor. Ulan sonra soruyorsunuz bana yeni diyesiyle ne geldi diye. Şimdi Mançuko da gördüğünüz gibi at gibi bir şey var. Şu kısmı geçin. Bu kısım. Çin'deki Çin'de ve Çin'in bütün warlordlarında olan dış politika kısmı dış politikada kime yanaşacağınızı seçiyorsunuz Amerika var Japonya var İngiltere var Fransa var Sovyetler veya Alman Böyle gidiyor o kısmı geçin bu kısımda e, ülkenizi bir kere şey yapıyorsunuz düzeltiyorsunuz ülkede şeylik var çünkü. Banditry, banditry, e, yağmalar falan yapan şeyler var, çeteler var. Çeteleri indirmeniz gerekiyor. Ondan sonra seçeceğiniz iki yol var. Ya boyun eğiyorsunuz ve Japon'a karşı bir şeyiniz oluyor, e, yapınız oluyor. Ondan sonra ya da SRT'nizi seçtiğinizde e, kendinizi şey yapabiliyorsunuz, imparatorluğa geçişinizi yapabiliyorsunuz adım adım ve Reclaim the Empire yaparak Çin kurmaya doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Claim the Mandate of Heaven var. Tekrardan Çin kurabiliyorsunuz Manchuko ile haberiniz olsun Çin İmparatorluğunu yani. Ee, onun dışında Warlordlardan Zibe'yi göstereyim çünkü hepsinin aynı zaten şeyi şu alt kısmı. Ya Çin'le anlaşıyorsunuz ya e, Rusya Rusya'yla anlaşıyorsunuz ya da kendi yolunuzda devam ediyorsunuz. Üç tane tercihiniz var. Dediğim gibi PRC videosunu izlerseniz PRC'ye gelen yeni fokusla beraber onu da burada şeyi kendi fokus trisi. PRC'ye gelen yeni fokusla beraber isterseniz Çin'i tamamen e, politik yoldan ele geçirebiliyorsunuz. İsterseniz saldırı yoluyla ele geçirebiliyorsunuz. İsterseniz... E, Sovyetlerden yardım alarak ele geçirebiliyorsunuz. Bence gayet güzel olmuş şeyleri. Şimdi ben dediğim gibi Porsche Kodo'dan gideceğim. Her zaman yaptığımız şey Japonya'da zaten. Bu taraftan giderek yöneteceğiz. Yeni fabrika durumumuz. Fabrikalarda değişti biliyorsunuz. Her şey değişti. Niye Japonya Türkiye değil demiş. Çünkü Türkiye'ye gelen bir yenilik yok. Türkiye'yi ne yapacağız? Evet. Öncelikle şu güzelliği göstereyim size çok güzel tut, çek, sürükle yöntemi geldi. Bu bayağı güzel oldu. Fabrika atamada beşlik görünüm veya onluk görünüm yapabiliyorsunuz. Kaç fabrika olduğu şu an tepede gözüküyor. İsterseniz kapatabilirsiniz o görünümü ama ilk beşliği ayarladıktan sonra şöyle yaptığımızda bence çok daha güzel oluyor görüntü. Şöyle beşer beşer bir verelim e, ee, Carrier Naval Bomber falan çıkmayacağım. Dediğim gibi özellikleri göstermeye yönelik gideceğim. Varsa şey deneyecektim. Stratejik Bomber yokmuş. Stratejik Bomber da yapacağım çünkü ona bir özellik geldi. Onu göstermek istiyorum yayında mümkünse. Hepsini şöyle beşleyebiliriz aslında. Ya da sen ikide kal ya. Silaha biraz daha abanalım. Gördüğünüz gibi 7 fabrika veriyor gözüküyorum. 10 taneden 7 tane şu an şeyimiz var. Bonusumuz var. Denizaltıları boş ver. Üçüncü kantayı git. Şunları hemen bir ayarlayalım başlangıç için. Ve oradan devam etsin. Yeni gelen özellikler aynı zamanda Almanya'ya da gelen bir focus tree var. Çin, Mançuko, Japonya, Çin'in bütün warlordları, PRC ve Almanya. Yani bayağı bir focus tree'miz var. Yanılmıyorsam 9 veya 10 tane olması lazım. Almanya'ya da bir bakayım hadi şey olmasın. Gördüğünüz gibi Almanya'nın fabrika alanı şöyle geçiyor. Fabrika kısmı. Ordu kısmı aynı zaten. Ordu ve hava kısmı tamamen aynı bırakılmış durumda ama resource slot'a daha güzel belki de ulaşıyorsunuz eğer innovations'a falan hiç kasmadan. Eee Rhineland kısmı yine aynı fakat opposite'ler ile Vermaht'ın ayaklanmasıyla Kaiserreich kurabilir veya kendi demokrat faction'ınızı kurabiliyorsunuz e, Sovyetlere karşı. Mussolini'yi öldürme o kısım bayağı hoşuma gitti akşam onu bir deneyeceğim. <laughs> Onu merak ediyorum. Evet ordu sistemine hemen bir geçelim. Çünkü ordu sistemi baya değişti. Hemen o kısmı da görmüş olalım. Şöyle aktaralım. aktarımlarını yapayım. Onların hepsini kullanmaya çalışacağım. Sizi yeni tiyatroya atayalım. Şimdi ordu sisteminde neler oldu? Öncelikle şuradan 3 birliği alalım şöyle. Ordu sistemi artık general atıyorsunuz arkadaşlar. Field Marshal'ı direkt olarak atamıyorsunuz birliklere. Ve yeni bir sistem geldi. Gördüğünüz gibi artık e, atak, defans, planlama ve lojistik olarak 4 farklı trade'leri var. Ve bunların hepsine farklı güçleri var. Şu an 5. seviyede kendisi general'in. Ee, bir atak bonusu var bir de planlama bonusu var brilliant strategist olarak ee, Politikle connected olduğu için leader experience game biraz yavaş daha yavaş deneyim kazanıyor promotion yani promote etmek daha kolay oluyor trickster var %25 reconnaissance bonusumuz var river fort ataklarımızda %10 bonuslarımız var sonraki dlc'yi açıklamadılar o yüzden şimdiden spekül spekülasyon yapmaya gerek yok evet bu dlc şu an Battalın şeyini kaldır ya. Verme. Şey, dayıma. evet seçelim bu arkadaşı. Diğer general olarak yine en yükseklerde iki tane daha var gördüğünüz gibi. Reckless veriyor. Planning speedimiz yüksek. Carrier officer. Infantry leader experience factor var. Bu da gayet güzel. Daha iyi bir bonus kazanıyor infantry'den. Hemen şu arkadaşlar bir infantry'ye çevir. Hakeza bunları da öyle. Infantry'ye çevir. Tankları mankları boşver. Şu an tank mank üretmiyorum çünkü. Şimdi bu arkadaşları direkt ordu grubuna bağlıyorum. Ordu grubuna da Field Marshal'ı ekliyorsunuz. Şu anda iki tane Field Marshal'ım var. İkisi de samur samuray Samuray geçmişliymiş arkadaşların. Bir tanesi daha az şey kazanıyor. Ve bu simge değişti. Eskiden Combat fit düşürüyordu biliyorsunuz. Artık Organization Loss When Moving. Yani hareket ederken organizasyon düşüşüne etkiliyor. Ya ikisini kıyasladığınızda şu arkadaşın lojistiği çok düşük. Bununki çok iyi. Aslında bunu almak daha mantıklı. Ee, bir puan saldırı farkı var sadece yüzde beş etkiliyor o yüzden bu arkadaşı alacağım lojistiği daha iyi olsun diye ve şurada dikkat ederseniz parlayan şeyleri görüyorsunuz tıkladığınız zaman şu comment power'ınıza bağlı olarak bu arkadaşların da sahip olduğu trade'lere bağlı olarak level'larına bağlı olarak buradan özelliklerini seçiyorsunuz arkadaşlar field marshall'ların trade'leri burada ...seçebileceklerimiz arasında Reinforce Rate ve Division Recovery Rate var. Yani 15 puana ben Division Recovery Rate artı %10 alabiliyorum direkt liderime. Bu gayet güzel bir özellik olmuş. Bir de general açısından bakalım. Generaller çünkü sahip oldukları şu trade'lere göre... ...yani başlangıç trade'lerine göre şeylerini açabiliyor... Mesela Komando dün okurken çok beğenmiştim. Komando'da karşı tarafın kas uçaklarının %50 etkisini düşürebiliyorsunuz kamuflaj alarak. Karşı tarafın uçak süperyoritesini %50 düşürebiliyorsunuz yine kamuflajla oynayarak. Peki bizimki Engineer ne yapıyor? Etek %20 alıyor Forta karşı. Siege artilleri bonusu alıyor. Equipment Capture Ratio Gain. Bu da yeni gelen bir özellik. Savaştığınız zaman e, karşı tarafı eğer pocketlarsanız ele geçirme durumunuz oluyor silahlarını veya ekipmanlarını topçu da olabilir herhangi bir şey. Onu %10 arttırıyor. Veya aşağıdan devam ederseniz gerilla fighter var. Entrenchment speed %25 veriyor. Yani siper alma bonusu. Şimdi yeni gelen ordunun özelliği sadece bu kadar mı? Hayır. Mesela ben field marshal'a tıklarım. Frontline dedim. Gördüğünüz gibi eşit dağılımını o kendi yapıyor. Ve atıyorum şu maviyi aldım böyle ilerlettim. Tamam mı? Şu kadar. Gördüğünüz gibi diğerini de ona göre küçültüyor. Otomatik yapıyor. Yani ilerlerken boş kalma durumu olmuyor. Herhangi bir sapıtma durumu olmuyor. Orduyu otomatik olarak kontrol ediyor. Heh siz Field Marshal'dan yapmak zorunda değilsiniz. Generallerden de direkt emir atayabilirsiniz. Ama dediğim gibi o bonus şeyini kullanamazsınız. Böyle daha rahat oluyor bence direkt Field Marshall'dan atamak. Field Marshall onu otomatikman atı, e, atamasını yapıyor çünkü. Evet oyun çıkması gelen e, gereken şekilde gelmiş gibi duruyor. Bence de o konuya katılıyorum. De, şöyle bir bakalım. Eğer entrenchment bonusu veren belirleri varsa ona doğru yöneleceğim. Bak komando var buradan göstereyim hemen mesela. Komando olduğu için skirmisher, probing attack göstereceğim o bonusları. Paratrooper bonusu var. Glider planelerle para. Ya normal Joh'tan şey yapın. Joh'ta nasıl İngiliz komando indiriyordu. Glider planeler iniyordu içinden asker çıkıyordu o hesap. 240 saatlik e, supply grace'i oluyor. Yani 240 saat boyunca bu adam pocketlansa bile organizasyonu supply'ı düşmüyor kamuflaj e, Expert bu da dediğim gibi karşı tarafın uçaklarının etkisini %50'şer azaltıyor. Bence çok güzel bir e, bonus olmuş. Onun dışında Terrain Traits var. Bu tarafa değinmedim ama savaştığınız bölgeye göre aldığınız bonuslar var. Winter Attrition'dan tutun da işte şeylerini hatırlıyorsunuz. Adaptable aldığınızda Terrain Penaltı %50 azalıyor. Yani multide Meta'nın ne kadar değişebileceğini düşünün. Ne kadar değişebileceğini. Çılgın. Selamlar kaynatasızlar. Tipik bir paradoks olayı oyun ile adam oluyor demiş. Winter Expert gelmiş. Cold Eklimization Eclim Game Factor. Bu da yine soğuğa karşı e, şeyinizi alışmanızı arttırıyor. E o zaman başlayalım artık. Hala asker mi varmış? Dur bakayım. Tamam. O kısmı hallettik. 4x yapalım. Ee, şunları fullleyelim Onlar kendi başına hallolsun Onun dışında gelen değişiklikleri Hatırlamaya çalışıyorum Mesela inşaatta da yine tutup çekerek Sırasını değiştirebiliyoruz O da gayet güzel olmuş Uçaklarda güzel değişiklikler var Ama şu anda stratejik bombarım olmadığı için Onu göstermem pek mümkün değil ee, bir, bir Yine de şey yapayım Toparlayayım bir bakayım Belki araya bir tane iki tane bir şey karışmıştır diyeceğim ama sanmıyorum stratejik bomber şeyde olduğunu. Şuraya bir hava alanı gelmiş. Daha önce yoktu yanlış hatırlamıyorsam o. Şimdi şu var arkadaşlar, Select Strategic Air Priorities. Yani stratejik bomberlarda bunu seçtiğinizde stratejik bomberın öncelik olarak neyi bombalayacağını seçiyorsunuz. Bu fabrika olabilir, infrastruktur olabilir, neye yöneleceğini siz seçiyorsunuz. Onun dışında yeni gelen özellik air supply yani pocket yemiş askere havadan supply vererek onun pocketını giderebiliyorsunuz. O arkadaş orada dayanmaya devam ediyor. Ee, Chinese puppet focus var mı? Puppet focus görmedim bir bakayım. Marco Polo bridge incident buradan yapıyorsun tamam mı? Tension mention artıyor çıldırıyor ortalık bilmem ne. Secure China yok. Puppet şeyi yok. Çin'in de bu sırada çok büyük penaltıları var. Onu gösterebiliyorsam göstereyim. Zaten YouTube'da görmüşsünüzdür herhalde. Baga uğradım. Orada bir türlü düzelmedi. Şu army corruption 50 saldırıyı düşürüyor, 50 defansı düşürüyor. Çini bayağı yoruyor. Çin artık birleşmiyor bu sırada saldırılarda. United Offensive e, şeyi, United China Front, United Front. Mıydı? Onu kuruyorlar ve hepsi bir arada savaşıyor. Artık direkt yeme durumu olmuyor haberiniz olsun. Bence de çok güzel olmuş. Abi Instagram'daki halinle buradaki halin çok farklı demiş. Şu an daha bir saat oldu uyanalı o yüzden de, e, bir şey diyemiyorum. Decision'ları göstereceğim mi göstereyim ama bunlar dediğim gibi jenerik kısmı arkadaşlar. E, Decision'ların açılımı fokuslarda gittiğiniz birçok şeyle artıyor. Fokuslarınıza göre değişiyor bunlar. Hepsi burada açık değil şu an ilerleyen süreçte bunları görüyorsunuz. Mesela sınıra asker dayayarak testi Sovyet yapabiliyorsunuz. Bu daha önce de bu event olarak geliyordu biliyorsunuz. Ee, sınırı zorlama eventi. Ona karşı bonus kazanıyordunuz. Ee, PRC nasıl demiş? YouTube'a git hemen. YouTube'da iki bölüm var. Şu an izleyebilirsin direkt oradan. Ee, 8 Mart'ta gelen patchle bunların bazıları olacak mı? Arkadaşlar patch'te çok az bir şey gelecek ee, bildiğim kadarıyla. Bisiklet işini açıklasan. Bisiklet yine Fox'tan alıyorsun bisiklet birliği. Nerede lan o? Neredeydin? Ordu kısmında mıydı? Neredeydin? Ha, şurada. Bicycle Battalions. Buradan açıyorsun. Ya bir esprisi yok. E, Japonya'nın özel birliği olduğu için. Sabah sabah 97 izleyici. Kanal bundan sonra sadece Hoi oynayabilir demiş. <laughs> en alttaki jenerik değil. Hayır değil. Onu da açıkladım zaten. Bunlar Japonya'ya özel. Inter-Service Rivalry. Bu gemi mi yoksa şey mi? Ordu mu? Seçimini buradan yapıyorsunuz ve şöyle bir göstereyim. Başlangıç olarak eğer Prioritize Steel for Guns de derseniz... ...Military Factory 4 tane kazanıyorsunuz. Onun dışında Military Factory'leri %5 daha hızlı şey yapıyorsunuz. Dockyard'ları %10 daha yavaş, yavaş dikiyorsunuz. Factory %5 daha çok şey yapıyor. E, üretim yapıyor. Tersaneler %10 daha az yapıyor. Army Aircraft yaparsanız uçağa bonusunuz oluyor. Institute Indiscriminate Conscription yaptığınızda... E, ...Factory Output falan aynı ama... ...Manpower artışı var %2 kadar... Form Raiding Regiment yaptığınızda Special Forces Capacity'yi arttırıyorsunuz. Bunu yaparak başlayabilirsiniz. Hani Marine basmak anlamında size faydası olabilir. Ben öncelikle Prioritize Steel for Guns yapacağım. Ee, üretim amaçlı. Mesela kaç tane dikebiliyorum? 5 tane dikebildiğimi burada yazıyor bana. 6 tane pardon dikebiliyormuşum. Nedenmiş o da? Çünkü 36 tane şeyimiz varmış bildiğimiz. Bu da ancak o Yok. 36 tane dikme şeyimiz mi var? Ha yo o kat sayısını söylüyor. Tamam. 6 tane basabiliyorsun diyor. İyi 6 tane de öp başına koy yine yani. Silah ağırlıklı başlayabiliriz sanırım 15. Rhineland'in remilitarization'ı Almanya tarihe gidiyor zaten. Orada çok e, bir durum yok. Öncelikle şu kısmı bir halledelim. Gayet de zaybatsuz. Zaybatsuları bir düzene koyalım falan. Ters direklerimizi giderelim. Abi oyun orijinalinde Prince of Hatay var. O ne lan? Yok şey yok. Formable nation'lar var. İtalya mesela Roma kurabiliyor. Yunanistan şey kurabiliyor. Bizans kurabiliyor tarzında bir sürü güzel şey var. Ee, güzel içerikler. Gayet çok güzel. Bence bayağı eğlenceli olacak ve bayağı bir şey verecek bize. Sıradan ülkelerde eventler nasıl? Dediğim gibi burada jenerik olan bazı şeyler var ve birçok ülkede bunlar jenerikliğe devam ediyor. Political action'lar mesela faşistlerde aynı şekilde. Normal minor devletlerde ne değişti mesela eğer ülke faşist yapacaksan Türkiye oynuyorsun mesela Türkiye'yi faşist yapacaksın decisionlardan onunla ilgili değişimler yapıyorsunuz arkadaşlar önce faşistlerin desteğini arttırıyorsunuz ondan sonra iç savaş için hazırlıklar başlatılıyor hazır olduğunuzu hissettiğinizde iç savaşı başlatabiliyorsunuz veya politik yoldan başa geçmenin yolunu arayabiliyorsunuz direkt öyle güzel bonusları var e, mümkünse onu da denerim yani. MP ne zaman? Önce bir alışın yeni durumuna. Sinkyang oynama ihtimalin var mı? Sinkyang deneyebiliriz. O da jenerik şeyi sahip. Ee, Warlord şeyine. Ama niye spesifik olarak Sinkyang dedin bilmiyorum. <laughs> yani biraz uzak çünkü. Denenebilir. Yeni savaş biçimi. Yine onu şeyde tanıttım. Ee, bölgesel savaş, sınır savaşı yapıyorsunuz arkadaşlar. Tek toprakta terrain bonusu olmadan e, Warlordlar kendi arasında yapabiliyor bunu. Eğer burada kazandığınız koca bölgeyi siz alabiliyorsunuz. Bence o da gayet güzel olmuş. Mesela testi Sovyetsi yapabiliyorum. Ee, bunu şu an şey yapmayacağım. Denemeyeceğim. Ee, çok büyük bir şey kazandırmıyor. Şu şeye taşıyabiliyorsunuz orduyu. Politik power'ımı biriktirip ondan sonra e, yoluma devam etmeye çalışacağım. War ekonomiye geçir bizi. dışında bizi Scotty. Neymişiz? Partial'dayız zaten. Tamam. <laughs> Yeni müziklerde herhalde kulağınıza geliyordur. Bisikletin olayı Enzik modunda. Enzik modunda bir bisiklet mi varmış? Ben power sistemin mi nasıl? Nasıl yani? Ben power'da bir değişiklik yok şu anda ee concentrated gitmeyeceğim de dispersed gidelim. Değişimlerden nereden etkilenmesin. Aleykümselam hoş geldin. Almanya oynayacak mısın? Akşam, akşam, akşam 9'da. Komünist olmayı düşünüyor musun? E, Japonya ile komünist olursanız çok e, bence hoş olmuyor ya. Yani Manchury falan şey yapıyorsunuz. Imperial Family'nin sonunu getiriyorsun. Yani önünü tıkamak gibi oluyor dediğim gibi. Diğer şeyler veya support'lu kodu yaptığın zaman Çin'le anlaşırsan falan bence çok e, gidişat iyi olmuyor. Ordulara uçak. o güzel. Güzel yerden vurdun. Şimdi şöyle bir şey var. Fighter atadık. Bir üst tane de kas atayalım. Bunları ordunun üstüne şöyle göstereyim bu arkadaşları artık birliğin üstüne atıyorum. Birlik hareket ettikçe uçak da onunla beraber hareket ediyor. Birliğin planı devam ettikçe ee, uçaklar da onunla beraber hareket ediyor. Artık tamamen otomatik şekilde. Şu arkadaşlar şöyle bir plan çizeceğim ama burayı büyüteceğimiz için şimdilik böyle kalsın. Enzik güncellendi bu sırada demiş. Tamamdır. Enzik'i daha oynama fırsatım olmadı. Şöyle aktaralım hatta şu arkadaşların planını şöyle yapalım. War <laughs> Support az olunca galiba men power'ın zamanla azalıyormuş. Olabilir. Daha hiç azalmasını yaşamadım. Azalması durumu uçaklarınızın çakılması, ace'lerinizin çakılması, bombardıman uçaklarınızın düşmesi, işte atom bombası yeme veya savaş kaybetme tarzında şeylerle etkileniyor o baya aslında e, önemli tutmanız gereken bir şey. Onun dışında yeni saldırı planlama şeyleri var biliyorsunuz. Force attack, force attack yine command power'la bunları yapıyorsunuz arkadaşlar. Yaptığınız zaman %20 saldırı, %25 break delme şeyi, organization damage taken %100 azalıyor ama strength'inize yani malzemeye daha çok damage alıyorsunuz. War support düşüyor eğer başarısız olursanız veya yok olursanız ve geri çekilmeniz olmuyor. Bu 7 günlük bir bonus. Onun bir de defans kısmı var. %20 defans, %25 entrenchment, %100 işte yine organizasyon kısmı. Ya birebir aynılar, bire biri savunma için, biri saldırı için pocket yediğinizde yapabilirsiniz. Staff office plan var. Bu da planning speed'i %400 arttırıyor. Daha hızlı planlama. Bu so da comment point birikmişken hemen bonuslarımızı generallerimize alalım. Generallerimiz bir kendine gelsin. Ee, Scavenger değil de fort bonus yerlerini bir değiştirelim dur. Şimdi daha iyi olur. Burada fort bonusu yok. Ee, şeyde PRC'de fort olacak malum. O yüzden fokus odak şöyle olsun. Daha turkuazı da biraz genişleteceğim ki genişletebilirsem. Biraz biraz genişleteceğim şey olsun diye. Ya genişletiyorum şansı sınırı doğru. Tamam. Fort bonusu verdiğimiz adam PRC'ye doğru yürüsün ki mantıklı olsun. Şöyle gidelim. Aa, evet çok gerçekçi olmuş bence de. Aynen uçakla devamlı uğraşmayacaksınız. Birlikle devam edecek onlar. Youtube'da fail oldum yayın sandım. Evet gördüm. Onur hoş geldin. Yayın YouTube'a gidecek mi? Ya yetiştirmeye çalışacağım. Bugün gün içinde bir sürü edit yapmam lazım. Dün çok edit yaptım ya. Dün 8 saat 10 saat civarı bir edit yaptım. Kendim de hani oyunu oynayamıyorum edit yaparken makine onunla uğraşıyor. Arkadaşlar pamuk eller cebe bir makine daha alalım da editi orada yapayım falan diyeyim. <laughs> Öyle bir şeyi atayım ortaya ben bir. Bir demiri de hallederim. Deli gibi demir gidiyor Battleship yaptığı için. Onlar bir tamamlansın rahatlar memleket. Evet ilk puanımızla ne alalım? Şu an War Industry dikiyoruz zaten. Oradan iyi gider. Military Industry. War Industry nedir? Daha yeni öğreniyordum oyunu. 50 saatim var hemen değişti ya. Daha multiye girecektim demiş. İşte onun sıkıntılı kısmı artık şu anda rehberlerim çok da bir işinize yaramaz. Çünkü bir sürü değişiklik oldu oyunda. Yeni rehber çekmem gerekecek. Ee, optimizasyonla ilgili bir şey daha fark etmedim. Battal 41'e kadar en fazla gördüm. O da YouTube'da şu an PRC. Abone olduk daha ne istiyorsun demiş. şu an şu anda erken erişimde mi yoksa DLC çıktı mı? Erken erişim aldık. DLC 8'inde çıkıyor. Başarılar demiş. Teşekkürler. Şu an 10 milyar milyar milyon demiş. Peki. Ya bugün editlemeye başlasam bile dediğim gibi onun çıkışı zor. çıkışı bayağı zor. Bugün editlesem akşama, belki, geceye belki yetiştirebilirim. Deneriz. Hadi yapmış olmak için şu Sovyet olayını yapalım ya. Orada kalınca iyi olmadı. Onu da bir gösterelim. Tepede zaten uyarısını veriyor. Onu bir denemiş olalım. Evet. research yaptık. War Industry. Hemen bir dört tane oradan bize şey versin. Onun dışında uçaklarda dediğim gibi stratejik bombarı açacağım. Onun size bonus şeyini göstereceğim. ABD ambargo yapsın Japon'a demiş. Çin, Çin dal, Pekin e al, tüm Çin'i e anekste gaza gelmek. Güzelmiş. Ee, test the Hadi bir deneyelim. Window of Opportunity. 30 günde tamamlamazsam political power'ım gidiyor ve war support kaybediyorum. O yüzden şey yapmam lazım. Escalate the incident. <laughs> <laughs> saldırı yapmamız lazım diyor hızlıca da o benim yaptığım bir şey değil zaten şu an saldırı anlamında herhalde başarılı oluruz yani oraya 24 birlik atadım ama bunlar daha eğitimde falan Yürü ya akılın vururuz herhalde grand battle planı açtık devam et oradan prepare defenses Kolombiya'da orada ülkeleri alınca bir ülke kuruyor. O da iyi olmuş. Evet birçok yerde var. Baltıklarda falan da Formable Nation'lar var. Almanya akşam. Bence sonraki DLC İspanya, Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan'a gelecek demiş. Bilemiyorum ama Türkiye'ye yaparlarsa sanki İran'a falan da gelir gibime geliyor ya. Yani şeyini bilemiyorum. Bir sonraki DLC olmayabilir. Bir sonraki DLC daha küçük çaplı bir şey olabilir. Daha büyük bir çaplı DLC'de belki Türkiye'ye gelebilir diye düşünüyorum. Aynen bir sonraki DLC sanki böyle direkt İspanya odaklı gelebilir de ondan sonra hani büyük bir DLC yaptığında belki Türkiye ile alakalı bir şey olabilir bilemiyorum spekülasyon şu an yaptığımız şeyin karşılığı çünkü hani tam olarak şey olmuyor. Raiding regiments yok, hayır o değil. Indiscriminate conscription yaparsam recruitable population alacağım ve factory Output'umu artacak. O yüzden gel buraya. Sonra da event gelmedi test Sovyetle ilgili. İyi. Ha. Komünitörün paktı gelmiş. Hemen heyecanlanıp geldi mi falan. Total Mobilization. Tükür bizi Skati <laughs> ee, Uh, Türkiye'de Osmanlı var mı? Görmedim ama zaten Osmanlı'yı faşist gittiğinde yeni Osmanlı olarak kuruyorsun. Bu beş mi oynuyorsun? Çok değişmiş. Bir çocuğun daha çoğunu daha anlamadım. Çocuğunu daha anlamadım. Neyse artık. Evet 37'ye geldik. Endüstriyi devam ettirelim hemen. Bu sırada excavation araştırmaları ile ilgili bir güzellik var. Excavation'ı arttırdığınız süreçte decision'larda şu arkadaşlara şey yapabiliyorsunuz. Mesela 8 petrol şu bölgede bulabiliyor. Boksit, Palau'da. Palau adaydı yanlış hatırlamıyorsam emin olamıyorum yerinden. Ve Tungsten için mesela şey yapabiliyorsunuz. Excavation 3 istiyor. Excavation 2, Excavation 3. Bunlarla açabiliyorsunuz. Excavation teknolojisinin gitmek e, özellikle minor ülkelerde falan bayağı işe yarar oldu. Onu da söylemiş olalım. E, şöyle bir bakayım. Bu arkadaşlar... Lan siz bir yere gitmeyin. Siege artileri bonusu var mesela. Bak Ford ee, bu şey Fort Buster özelliği olduğu için saldırıda siege artileri bonus var. 7 gün Fort Damage From Combat %200 veriyor. Fort Combat Damage Chance %200 veriyor ve fortlara atak %20 arttırıyor. Yani fortlara daha çok zarar veriyorlar. Bence o da gayet güzel bir başlangıç olmuş. Yani ben öyle düşünüyorum en azından şu an için. Yukarıya bir yere gidiyordu. Nedeni bilmiyorum ama. Onu aşağıya bir atayım. Aynen gündüz yayını akşam da yapacağım zaten. Ee, mod yapımcıları çok fena kullanacak bu decision systemi bence de. Hmm. Berken'in dediği. Şöyle baktığınız zaman şehrin local time'ını yani oradaki saati, e, hava durumunu falan hepsini görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, Berlin'de mesela görebiliyorum direkt. Evet gördüğünüz gibi saat değişimi var, hava durumu var, kaç derece olduğu vesaire hepsi yazıyor. Ve kış yaz durumlarında kıyafetlerin değişimleri var. Kışlık alanlarda daha böyle kışlık kıyafet, yazlık alanlarda daha yazlık kıyafet e, giydiklerini görebilirsiniz. Onun dışında atlıların animasyonu çok güzel olmuş. Savaşta göstermeye çalışacağım. Hangileri yama olarak gelecek ezbere bilmiyorum. Onları hep haftalık açıkladım. Aylardır haftalık Türkçe çevirilerini yapıyordum Facebook'ta. Şu an ezberimde değil doğrusu. Seni de onlayalım. Seni 15'e çekelim ki hızlı hızlı şey olsun. Demir falan düzey Battleship yapıldığı zaman düzey. Bununla improved worker conditions yaptığınız zaman stability arttırıyor. Factory output düşürüyor. Consumer goods artıyor. Yani bunlar e, ...stability'yi falan kurtarmak için yapabileceğiniz şeyler... ...şu an bizim öyle bir şey ihtiyacımız yok. İkisi de %100 zaten. Ülke aşeriyor saldırmak için mübarek. Savaş istiyoruz diye. Yayındakiler gibi yani. Savaş istiyoruz diye kıvranıyor şu an ülke. Nükte değişiklik yok ama Japonya'da... ...AI olarak şöyle bir değişiklik var. Eğer Japon AI'nı şu bölgeden... ...Manchu ve Kore bölgesinden atarsanız... Japonya pes ediyor. Veya Japonya'ya iki tane nük sallarsanız Japon yine pes ediyor. Öyle bir bons e, durum getirildi Japonya EA'yı için. Oyuncu için de yanılmıyorsam e, stability falan bayağı etkilediği için hani oyuncuyu öyle bir zorunlulukta bırakıyor diyebilirim. Ama onun dışında bir şey yok yani farkı yok. <laughs> İspanya mı nasıl gidiyor? İspanya yiyor şu an nasyonalistler. Yiyor gibi duruyor. Aleyküm selam savaş demiş. <laughs> Çin'de al, Çin dal Çin'i istiyoruz. Çin'e gireceğiz. Foxlarla yavaş yavaş gidiyorum. Ya hayır carrier fighter falan onlarla uğraşmıyoruz. Gençler şu an dediğim gibi göstermek istediğim şeylere yöneliyorum size. Yeni özelliklere yöneliyorum maksat burada kazanmak için oynamak değil yani. Maksat burada DLC'yi tanıtabildiğim kadar tanıtmak. Şimdi Inter War Fighter şimdilik böyle kalsın stratejik geldiği zaman stratejik dikeceğim. Ama hangi manyak tabi Japonya'ya stratejik gider? Ben göstermek istediğim için size ona gidiyorum. Menko'nun fokusu ayrı mı diğer çan çinçin olan? hala jenerik. Mankoko dahil değil durumu. ki değişik. Mançuko bayağı değişti. Yani şöyle kendi alanı da bayağı büyük. Warlord'larınki kadar küçük bir şeye sahip değil. Kaç TL olacak bilmiyorum ama ucuz çıkacağınızı düşünmüyorum. Yine de alınır bence. Bir ülkeye sağ tıklayınca stability de war support'u gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Sağ tuş tıkladığınız zaman buradan görebiliyorsunuz bonusunu, şeyini, penaltısını, şeyini ne kadar olduğunu. World tension yüzünden arttığını mesela buradan görebiliyorum. %39 şu an. World tension arttıkça war support artıyor. Ek sistemisin hayır şu an değiliz. Merkava abone olmuş aramıza hoş geldin şişman kolik olduğun için teşekkürler. Mançuko bize umarım baş kaldırmaz yok oradan gitmedik o yüzden olacağını düşünmüyorum. Mançuko ile Çin kurulabilir de denederim demiş evet biliyorum. Gösterdik. <laughs> Akşam bir de mi Almanya demiş. Akşam 19 7 7 de Almanya. Sen nasıl oynayabiliyorsun yeni DLC'ye? Erken erişim. Rip Nation Unity. Aynen ona bir çakmakla böyle ağıt. Selam iyi, iyi yayınlar demiş hoş geldin. Garnizon sistemi değişti diyorlar doğru mu? Garnizon sistemi şöyle şehir garnizonladığın zaman önemli olan yerleri öncelik olarak görüyor. Ve sen bunu görebiliyorsun. Önceliğini nereye seçtiğini görebiliyorsun. Yani garnizon sisteminin değişimi önemli noktaları seçtiğin şeye göre. Mesela liman koru diyorsun Limanlara öncelik veriyor. Atıyorum 48 tane adam atadın tamam mı? Liman ve kıyı şeridini koru diyorsun Limanları mesela ikişerli koruyor gibi bir değişim var. Önemli yerlere e, ağırlık vermesi durumu var. Bu kısma gitmeyeceğim şu an. Bana bir bonusu yok. Iııı... Ee şu Manchurian Project'ten biraz gidebiliriz aslında. Manchuko'yu biraz kendine getirmek amaçlı veya buradan gidebilirdik. Supremacy of Will falan veriyor. Ama hadi savaşa doğru artık adım adım gidelim. Siz de savaş istiyorsunuz tahminimce. O yüzden çok beklemeye lüzum yok. Demir mi yetmiyor? Yeter lan yettiririz. Şimdi fighter'ı buradan çıkartıyorum çünkü şu an fabrika yok. Stratejik bomber üretebildiğim kadar üretmeye çalışacağım. Tabi <laughs> onun için biraz fabrika ayıraydık iyiydi. Silah onluk yap. Silah toplar kendini zaten. Ee, bir ara motorize de yapmamız lazım. Şöyle bir şey yapayım. Stratejik bir sırada olsa üretilsin. Bir iki tane bile üretilse zaten gösterebilirim size nasıl bir şey fark oluştuğunu. Akşam Alman evet. Sovyetlerde bir değişiklik var mı? Hayır. O normal duruyor. Bir tek NKVD kısmı ile ilgili bir değişiklik var. Onu da hemen göstereyim. NKVD'de artık şeyi görüyorsunuz. Reinforce rate'i artı 5 veriyor gördüğünüz gibi reinforce rate. O yazıyor. Eskiden yazmıyordu. Ve 35 gösteriyordu. Artık 5'e düşürmüş anladığım kadarıyla o. Para ödemedim. Yok Paradox veriyor bunu. Ardox'da anlaşıyorsun. Onlar veriyor. Ordulara yeni simgeler geldi. Japondakileri gösterir misin? Şöyle ordunun buradaki görünümüyle ilgili simge seçimini buradan yapabiliyorsunuz. Böyle e, mesela ne seçebiliriz? Um, hani rengini mengini de sen ayarlıyorsun. Hadi şöyle değişik değişik simgelerini ayarlayalım. Sen de böyle demir ol. Daha belli olsun. Yok bu normal armiymiş. Yanlış adamı demiriyor yap. Dur, sen şöyle kal. Şu arkadaşın bir şey olması lazım. Çapa. Tamam. Böyle bir değişim yapabilirim. Ya da şunun da simgesini atıyorum. Ha, ee, gönlüm olarak, flama olarak şöyle bir şey yapabilirim. Almanya'da GG, EZ yapabiliyorsunuz. O da gayet e, trolle herhalde yapılmış güzel bir durum. Öyle bir şeyimiz var şu anda. Sanki artık görmüştüm ama ters görmüşüm anlaşılan. <laughs> Yeni üretilenleri de şöyle atayalım. Tanutuva'ya fokus gelecek <laughs> mi? Belki Rusya'ya gelirse bir şey olabilir. Bisiklet şeysine baksan, Bisiklet şu an üretemiyorum. Dediğim gibi araştırma fokusu da ileride o bayağı. Almanya'nın demokrat fokusu ile Sovyet'e dalmaları Sovyet'i çok güçsüz bırakacak. Sovyet'e bir değişiklik gelmeye demiş. Ama şöyle düşün. Almanya'yı akşam oynadığımda göreceksiniz çok zayıf başlayacak. Yani Almanya'da şu kısmı seçerseniz iç savaşla başlıyorsunuz zaten Almanya'da. Ve hani gücünüz bayağı azalıyor. Gemi sayınız azalıyor. Birlik sayınız azalıyor. Yani o kısımdan gitmek özellikle multilerde çok gereksiz. Çin isyan olayı vardı galiba bir de demiş. Çin isyan. Evet kaynak çıkarmaya altyapının değişimi geldi. Infrastructure'ı arttırdığınız bölgelerde daha çok kaynak çıkarıyorsunuz. O da yeni bir özellik atıyorum. Şöyle deneyebiliriz. Şöyle gösteririm. Birazdan orada görebiliyorsunuz. Bak artı 3 artı 2 kazanım sağlıyor bize. Öyle güzel bir bonusu var. Kaynak çıkarmayla ilgili. Özellikle İtalya ve Japonya gibi kaynağı dar ülkelerde. Hoş onların civilian factory'si de bayağı dar ama. En azından böyle bir bonus kazanabilirsiniz.